Merhaba arkadaşlar, ben Ersin Yekin, yeni videodan selamlar. Bugün arkadaşlar melek pençesiyle oynayacağız, yeni gelen melek pençesiyle. Ve şu anlık barutla oynayacağım, sonra ateşe geçeceğim. Şimdi şöyle devam edelim. Çar'da arkadaşımızın çarı, hatırlıyorsunuz ben dün bu çarla ne yapmıştım? 100 bin lira. Neyse. 100 bin nakit harcamıştım arkadaşlar ben bununla. Daldım içtim ben ya. Yazık oldu vallahi ya. Tamam neyse, barutla acısını çıkarıyoruz, sonra ateşle acısını çıkaracağız biz bunu. Melek pençesini arkadaşımız aldı, benim alasım yoktu. Yeni yamayla ilgili hiçbir şey almak istemiyordum. Hatta size de aldırmak istemiyordum. Ama almış işte. Yani oyunu da pek oynayasım yok artık. Yani öyle bir hale getirdiler ha. Ben dün hayattan bıktım ya, hayattan soğudum resmen. Yani o kadar nakit boşa gitti ya. Yani normalde hani böyle nakiti fazla olan sandık kutu olsun, bunlarda mesela 10 tane aldığında orada yazan şeylerin çıkması lazım. Yani bu şart, gerçekten şart, çünkü az bir miktar değil o, herkesin harcayabileceği bir miktar değil. Sağ olsun arkadaşımız istedi, ben de açtım sandıkları, aldığımda açtım ben de. Olan oldu. Ondan sonrasını biliyorsunuz zaten. Ya hafiften bir kasma falan oldu galiba oyunda. Bak tam şey yapamıyorum ya, biraz kasma oluyor. Bak adamı vuramadım ya. Hadi hadi alırsın. Şey, iyi hadi tamam. Ben beyinle hiç çekmedim ya. Beyinle aslında video çekmem lazım. Rhinor'la çektim. Hulk Rhinor arkadaşlar, onu izleyebilirsin. Hulk Rhinor yazdığında çıkar. Gerçekten Hulk gibi ya. Böyle bir sırt genişliği, yani vücut olarak falan ben ilk defa böyle bir şey görüyorum. Çok da beğenmiştim onu. Bir de beyni var. Beyni oynamadım. Beyni de oynamanızı tavsiye ederim. Melek pençesi arkadaşlar gördüğünüz gibi de etrafa şey saçıyor ya. Böyle değişik bir şeyler saçıyor böyle. Farklı yani. Gördüğünüz gibi onu mesela takla atarken falan etrafa bir şeyler saçıyor. Kaçtı. Açtı konuları. Ne yaptı? İyi, ben barutta yardırdım bayağı ya. Bak burada da dondu ya. Bazen donma oluyor. Arkadaşımız sağ olsun, yani kimse vermez bu şekilde şeyini ya. Vallahi yok, ben de sizlere gösterebildim bu tür yenilikleri. Bak bak nasıl kaçıyor var ya. Bu tür yenilikleri gösterebilmek iyi de önemli. Bu arada 1000 abone olduk arkadaşlar. Hatta üstüne de çıktık. Herkese çok teşekkür ederim. Sniper montaj için malzemeler hazır. Benim sadece şey kaldı işte, hani zaman kaldı. Biraz zaman olursa direkt sniper montajı düzenleyeceğim, atacağım. Ufak bir etkinlikle yapabilirim, yapmayabilirim de. Belli olmaz o. O şekilde. İyi, 13 kişi öldürdüm ben ya. Ya şu zoom olayını dertliyiz değil mi, zoom olayından? Çok kötü oldu ya gerçekten. Kötü oldu. Hani yıllardır çekildi duran zoom birden değişiyor böyle. Ben hiç beğenmedim. Yani şimdi oyunlarda sadece quick atmanız lazım arkadaşlar. Quick atmazsanız işiniz zor. Direkt adamı gördüğünüz gibi, hani belli bir el ayarınız varsa o adamı vurursunuz quickle. Onun dışında yakınlaştırdım mı boşa gider yani. Onu diyeyim. Yakınlaştırmayacaksın. Çünkü yakınlaştırdığında arkadaşlar farklı şeyler ortaya çıkıyor. Ya şu hari melek pençesi nasıl saçıyor ya etrafa? Çok değişik şeyler saçıyor. Hop taklayayım. Gel gel, arkada biri var. Bu buraya böyle çıkıyor mu diyor bir kere, anlamadım. Yok mu ya? Bir iki kişi daha alsaydım. Bastık. Çok güzel. Sen de gel. Gel gel. Hop çok iyi. 10'lu combo. Ve 20 kişi öldürdük. 2 kez de öldük arkadaşlar. Şimdi ben kırmızı takımda deneyeceğim. Yani ateşli karakteriyle. Bakalım ateş karakteriyle ne yapacağım. Arkadaşlar tekrardan merhaba. Şimdi şöyle ateş karakteriyle oynayalım. Bakalım ateşle ne yapacağız. Ben ateşle kendime daha çok güveniyorum ya. Bununla daha fazla alırım gibime geliyor.
Şöyle bir yoklayalım, kimse var mı? Ya kızla gitsin. Ya zoomlamaya bak ya. Gel gel gel, seni alacağım ben. Çok iyi. Ve kase mi gitti ya? Kase gitti herhalde. Ya şu zoomlamaya bak ya. Vallahi ben bunu Latin serverında gördüm arkadaşlar. İyi kafayı derdi. Latin serverında görmüştüm arkadaşlar. Ben dedim ki herhalde bu bizim Carlos'un herhalde şey taktiği ya, böyle yakınlaştırmış falan. Bilmiyorum hani bunun bir yenilik, bir yama olduğunu. Bence bu bir seçenek olmalı. Hani geri dönüşümlü bir şey olmalıydı. Yani ben zoom'u bu şekilde istemiyorum. Eski halini isterim. Hani nasıl işletim sistemlerinde bilgisayarı değiştirebiliyorsan burada da o olmalıydı. Ama yok yani, biz ne istesek o olacak herhalde. Öyle şekilde çok takılıyor herhalde. Lan ben öldürmedim ama ya. Ensiden böyle yedi ya. Çok fena göründü. Ama ben almadım. Sen orada mı saklanıyorsun hala? Bak 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 bak. Vallahi güzel vuruşlar çıkıyor ultiyle. Benim hani o sandıktan, üst sandıktan çıkaramadığım ultiler. Bak bak ne güzel vuruyor bu ulti ya. Boş verin o Alsancak ultisini. Zaten arkadaşlar vuruşlar falan aynı. Bir değişiklik yok. Sadece hani olan nedir? Üstünde Türk bayrağı var. Bir de kırmızı. Çekiciliği orada başlıyor. Onun dışında bir şey yok zaten. Aa, sen ne yapıyorsun? Ya ne güzel kafalar atıyoruz ya bugün. Sen de git. Orada bir şeyler oluyor, anlamadım ha vallahi. Ne oluyor ya? Bak kastı mı arada ya? Arada bazen kasma oluyor, böyle donmuyor, bir şeyler oluyor. İzleyicileri alıyoruz bu şekilde. Ya bana poponu dönme bak. Tergeli olmak istiyorum, bana poponu dönme aslında. Burada da iyi bir skoru yakalarız herhalde. Ondan sonra ben bu videoları atarım. Melek pençesiyle arkadaşlar bu şekilde. Melek pençesi şey kısmı hani dağılıyor ya böyle pençe atarken. O şekilde hani ben sevdim. O hoşuma gitti. Ne haber? Kafa gitmedi ya. Onun dışında diğer pençeler de var. Peru pençesi de varmış. Ben normalde şey zannediyordum. Peru pençesi de varmış ayrıyeten. Peru pençesini zaten Latin serverında kullanmıştım arkadaşlar. İzleyebilirsiniz diriliş karakterleriyle. Orada reboot karakteri olarak. Oradan da izleyebilirsiniz. Peru pençesinin hani faydası neydi ya? Kurt saldırı menzili mi fazlaydı? Ama melek pençesinde arkadaşlar diğer pençelere oranla çok yüksek. Yani kullanmanız gereken pençe artık bu yani. Melek pençesi bence. Diğerlerine pek bakmadım da melek çok iyi. Menzil olarak, kurt saldırı olarak hepsinde yüksek melek pençesi. Ben çok beğendim yani oyunu. İlla etkisi vardır. Şu an mesela sırtındaki görmeler şey, sırtındaki var ya. Sırtında bir ejder dövmesi var. Canı tutsun diye. Sağ kolda cowboy dövmesi var. O da arkadaşlar sağ kolu takmanızı öneriyorum. Çünkü sağ kol en iyisi. Arada oyun oynuyorum. Şey yapamıyorum da. Sağ koldaki daha iyi çünkü oranlar daha yüksek sağ kolda. Diğerine bakarsanız fark edersiniz zaten. Sağla sol, yani sağ solu takmazsınız, sağa takarsınız. Solu da kullanmadım. Onun yerine balta dövmesi kullandım. Toplama bir şey oldu, kurt oldu. Ve iyi değil aslında bu. Bu o kadar da iyi değil. Set olarak kullanırsak daha iyi olur arkadaşlar. Ama Cowboy'un setini kullandığımızda bir durum yarar oluyor. Canı tutamıyor arkadaşlar. O yüzden setini kullanmak istemedim. Sadece bir kısmını kullanmak istedim. Bakalım bakalım. Biraz daha kimseyi alabilir miyiz? 40 puana ne kaldı ya? Lan 40 puan oldu. Ya seni... Bak ben bu adamı niye alamadım? Neyse arkadaşlar, buraya kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın arkadaşlar.